Merhaba sevgili ikizler burcu, yükseleni ve ay burcu ikizler olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Rabbim her şeyin sağlıklısını, güzelini ve hayırlısını nasip etmek isteklerimiz ve dileklerimizde. Bugün ikizler burcu 1-15 Temmuz bakımı yapacağız. Bakalım ikizler burcunu 1-15 Temmuz'da ne gibi değişiklikler bekliyor, neler olacak? Şimdi hiç vakit kaybetmeden öncelikle tabii ki de enerji kartları açacağım. Öncelikle bakalım nasıl bir enerji bekliyor ikizler ve yükselen ikizler burcunu 1-15 Temmuz'da. Öncelikle ona bakacağım canlar. Sonra bakımımızı yapacağız. Kahvede kapattım her zaman olduğu gibi size. Bakalım neler var. Bu arada bir Venüs gerilemesi var gezegenlerde, bilginiz olsun. İlişkilerinizde ufak tefek sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Netleşmeler olabilir. Bitecek olan ilişkiler biter. Başlayacak olan ilişkiler başlayacak. Yani net kararlar alabileceğiniz bir dönemdir. Venüs gerilemesi bunun açıklıyor. Böyle bir enerji gösteriyor bize. Zaten bir ilişkide kopukluk ve iletişimsizlik, soğukluk ve bir ilişki sana zarar veriyorsa tabii ki de bitmesi daha hayırlıdır diye düşünüyorum. Yani kötü olarak algılamayın Venüs gerilemesini. Biraz huzursuzluk çıkabilir, biraz tatsızlıklar ve net kararlar. Böyle bir dönemin içerisindeyiz, bilginiz olsun. Şimdi bakalım nasıl bir enerji çıkardı. Şartları zorlamak, gayretli olmak, radikal kararlar almak, kibirli, haşin bencil, zorlamak veya zorbalık yapmak. Sert ve keskin bir dönemin gelişinden bahsediyor sevgili ikizler burcu. Kendinizi ve olası olan enerjiyi zorlayacağınızı ve zorbalık, sanki biraz daha sahiplenme, biraz daha ilişkileriniz olabilir, işiniz olabilir, kendinizi zorlayabilirsiniz, daha fazla sorumluluk altına girebilirsiniz. Böyle bir enerjinin gelişinden bahsediyor. Biraz kızgın bir enerji, kibirli, haşin ve bencil, yani umursamaz bir enerjinin gelişinden bahsediyor. Biraz soğuk bir enerjidir. Sadakati çıkardı. Sadakatla ilişkilerinizde, dostluklarda, arkadaşlıklarda bir kırgınlık, bir olumsuzluk, bir ihanet söz konusudur. Dikkatli olmanızda fayda var. Nefsine yenerek galip gelen, her hür olan, akıl ile gerçeği kavrayan, bazı alışkanlıklarınızdan vazgeçme, kendini tartma, kendine dönme, kendini düşünme, yani içine dönme. Hangi konuda haklıyım, hangi konuda yanlış yapıyorum, hangi konuda haksızım gibilerden bir enerjiden bahsediyor. Farklılık arayışı, macera içerisinde, zaten sizin enerjidir bu. Farklılık arayışı, macera peşinde koşma. Belki yön değiştirebilirsiniz, branş, iş yeri değişebilirsiniz, partneri değişebilirsiniz. Değişkenlik peşinde olacağınız bir dönemden bahsediyor. Sahiplenmek ve cömertlik. Sahiplenmek ve cömertlikle sadakat kartını birbirine örtüştürebiliriz burada. Belki hayatının dönüş noktası da olabilecek bir döneme girebiliyorsun. İki açıklaması var. Burada sadakat kartının bir uyarısı da olabilir. İlişkilerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Aldatma veya aldanma söz konusu olabilir. İkinci açıklaması ise sadakatla bağlanacağın, sahipleneceğin güzel bir şansın gelişi olabilir hayatına. Bundan bahsediyor. Ama farklılık arayışı. Farklılık arayışı nedir? Güzel bir şeydir. Rutin gitmez zaten ikizler. İkizler değişkenliği seven burçlardır. Rutinlikten çıkma, iş değişimi, iki işi bir arada yürütme. Hayatına farklı enerjiler, farklı insanlar girebilir. Atik ve hareketli bir, değişken bir enerjinin gelişinden bahsediyor. Bu ruh halinize de yansıyabilir, maddiyatınıza da yansıyabilir, ilişkinize de yansıyabilir arkadaşlar. Şimdi bakımımıza geçelim, kartlarımızı çekelim. İkizler ve yükselen ikizler burcu 1-15 Temmuz bakımı yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım neler var, nasıl bir enerji bekliyor ikizler ve yükselen ikizlere. Haydi bakalım. Oo, çok güzel kartla başladık. Çok harika bir kartla başladık. Gerçekten aşk hayatınızda ciddi değişimler olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar ben kanalın şeyine bakıyorum, açıklamalarına, statistikine bakıyorum. Orada abone olmadan izleyen izleyici sayımla abone olan izleyici sayım aynı. Yani %50 %50. Ben burada bir emek sarf ediyorum. Emeğe saygı canlarım. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum. İzledikten sonra bir beğeni, bir de bir yorum atarsanız beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz arkadaşlar. Alma verme dengemize lütfen dikkat edelim. Onun dışında Nur Tarot 2'den bir günde bir gün aşırı canlı videolar yapıyoruz ve soru cevaplar yapıyoruz. Herkes davetlidir. Bilginiz olsun ikinci kanalımda. Evet, benden özel danışmanlık almak isteyenler 0531-278-0729 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Asistanım Derya size her türlü bilgiyi verecek. Zaten videoların alt kısmında WhatsApp iletişim numarasını etiketliyor arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz canlarım. Bakımlarımı görüntülü yapıyorum arkadaşlar. Lütfen WhatsApp görüntülü. Görüntülü tercih eden kişiler arasın, yazsın lütfen. Çünkü ben öyle ses kaydı falan sevmiyorum. Karşımdaki kişinin enerjisini alarak bakmayı seviyorum. Ben görmediğim kişiye nasıl bakacağım? Yani durumlar böyle. Bakalım bakalım. Çok etkili kartlar çıkardı. Sevgili ikizler burcu gerçekten çok ciddi. Anakartları çok çıkardı. İletişimi bol. Kutlaması bol bir 15 gün sizi bekliyor gerçekten. Evet, şimdi evet, çok güzel gerçek, özellikle ilişkilerde, özellikle aşklarda, özellikle mesafe olarak uzakta olduğunuz kişilerden gelecek olan güzel sürprizlerden bahsediyor kartlar. Önce tarotu yorumlayayım, kahveyi de yorumlayacağım. Şimdi genele baktığım zaman burada gösterdiği enerji Koç Aslan Yay, yükselen Koç Aslan Yay, ikizler Kova Terazi, yükselen ikizler Kova Terazi ağırlıklı gösterdi. Hayatınızda hareketlenmeler, özellikle hava grupları ikizler Kova Terazi ve yükselen ikizler Kova Terazi ile iletişimlerin olacağı, kırgınlıklar vardır ama barış ve iletişim olacağından bahsediyor. İkili ilişkilerde olay, gelişmeler var diyor. Gül Kraliçesi ile İmparator kartını aynı anda çıkardı. Burada aşk hayatınızdaki yeni başlangıçlar, bak ateş grubu birisinde dediğim gibi Koç Aslan Yay ve yükselen Koç Aslan Yay'dan bir teklif alabilirsiniz. Bir evlilik teklifi, çıkma teklifi, yeni tanışmalar, yeni başlangıçlar kesinlikle olacağını gösteriyor. Bu ayın 4'ünü işaret ediyor. Temmuz 4'ü. Eğer aranızda Koç Aslan Yay ve yükselen burcu Koç Aslan Yay olan birisiyle olumsuzluk, kırgınlık, evli olan kişiler için de geçerlidir. Sevgili olan kişiler için de geçerlidir arkadaşlar. Varsa kesinlikle bir barış ve bir ciddi bir adım ve ciddi bir teklifle gelebilir sana. Ayın 4'ü ve 14'üne dikkat. Kaçırmayın canlarım. Şimdi burada ne var? 4 vakittir sıkıntılar var diyor. 4 vakittir sıkıntısı olan kişinin kara kara düşündüğünü gösteriyor. Ama burada diyor ki gelişi güzel bak. Anahtar kralı ile gül kraliçesini aynı anda çıkardı peş peşe. Bak görüyor musun kartları? Evok, anahtar, gül kraliçesi, anahtar kralı. Çok net ve çok olağanüstü kartlardır bunlar. Ana kartları diyebilirim. Ve özellikle korkusuzca, cesaretli bir şekilde ister aşk hayatınızda, ister iş hayatınızda kesinlikle dörtlü vakitler, biz 1-15'i baktığımız için dörtlü vakitler ayın 4'ü ve 14'ü. Bu dönemlerde çok ciddi değişimler ve çok ciddi başlangıçlar olabilir diyor. Bunu net olarak gösteriyor. İkizler ve yükselen ikizler burcunu 4 vakittir diyor sıkıntıda. Kaygı yaptığı bazı şeylerin üzerine kara kara düşünce, sıkıntı ne? Düşünce, kaygıdan bahsediyor. Kaygısı olduğunu gösteriyor. Ama bu kaygı ile alakalı 4'e 14'e olağanüstü gelişmeler var. Kılıç kraliçesini çıkardı. Bu sizin kartınızdır ve burada parşömen kraliçesi. Çok anakartları farkında mısınız? Olay yani. Çok anakartları çok fazla çıkarmış olduğunu gösteriyor. İşinizde yükseliş, bir plan ve proje yapmış olabilirsiniz. Ama hayali olarak yaptığınızı hayata geçirememişsiniz. Henüz bundan bahsediyor. Bunu hayata geçirmek için bir sunum yapılabilir. Bir görüşmeler, bir konuşmalar ve kafanda olan planı sunacağın bir dönemden bahsediyor. Bu senin işinde yükseliş ve hareketlenme, seçimlerinde dikkate alınma ve önemsenme gibi bir enerjiyi gösteriyor. Güzel, gerçekten muazzam, maşallah. Şimdi burada ne var? Aile ve topluluk. Şimdi çevreden alacağın bu aile ve topluluğu temsil eder. Bu çevreden beklediğin bir haber varsa, bir sunum yapmışsın, geri dönüş bekliyorsun. Örnek veriyorum. Sözleşme ile anlaşma var. Anlaşmayı bekliyorsun. Sözleşme yapacaksın. İmza bekliyorsun. Bir haber bahsediyor. Bir haber bekliyorsun. Haberin geleceği yer topluluktur. Topluluk senin iş çevren, çalıştığın yer veya başka bir topluluk da olabilir. Yeni gideceğin bir yerde olabilir. Topluluk iş yeri olarak düşünün. Ve topluluk bir kişiden gelecek bir şeyden değil, aileni temsil eder ve iş hayatını temsil eder. Buradan gelecek olan haberleşme 8'ini gösteriyor, ayın 8'i ve bu haberi aldıktan sonra topluluk mahkeme de olabilir. Hiç sadece işi ve aşkı düşünmenizi istemiyorum. Topluluk işte düşünün, kalabalık bir yerin vereceği bir karar. Toplantı olmuştur, karar verecek. Aile toplantısı olmuştur, karar verecek. Mahkemesi olmuştur, karar verilecek. Böyle şeylerin hepsini bir arada düşünebilirsiniz. Yani kimin hangi yönden sıkıntısı varsa, beklentisi varsa onun için açıklıyorum. Olağanüstü, bak yine aynı şekilde gösteriyor. Olağanüstü bir haberin gelişini gösteriyor kupa üçlüsü. Burada ayın 8'inden bahsediyor. Bu 8'i ile 13 arasındaki süreyi gösteriyor. Tamam mı canlarım? Olay haberle çok güzel bir mutluluk yaşayacağınızı gösteriyor. Yine söylüyorum, bu karar. Karar verilecek ve bu kararın haberi sana geleceğini gösteriyor. Çok olağanüstü bir haberdir. Mutlu olacağını gösteriyor. Duygusal hayatındaki değişimi görüyor musun? Bak, mevsimi ters çevirmiş, kış yukarıda kalmış, yaza çevirmiş. Bu nedir? İlişki durumunda, aşk hayatında, evlilik hayatında güzelliklerin geleceğini, barışın geleceğini, daha sıkı fıkı, daha birbirinize bağlı, daha güzel vakit geçireceğiniz ve sana yansıtacağı enerjini çok muazzam gösteriyor. Duygusallıkla beraber, yani sana sahiplenmesi, seni daha önemsemesi, aranızda kırgınlık, küslük varsa, buradaki soğukluk varsa kesinlikle bunun geçeceğini ve sana daha ilgi göstereceği bir dönemin gelişinden bahsediyor. Bu ayın 5'ini gösteriyor. 5'i 15'i. Evet, burada ne var? Geçmişle alakalı maddiyat sıkıntısı yaşadığın toprak grubu birisi varsa, boğa başak oğlak, yükselen burcu boğa başak oğlak olan birisi varsa hayatında duygusal anlamda, aranızda biraz da para konusu geçmiş olabilir. Maddiyatla ilgili de konular olabilir. Çünkü burada geçmişe dayalı, sana yanlış yapmış olan veya aklının onda kaldığı kişiden bir haber çıkabilir. Geçmişin izlerini bırakman lazım. Geçmişteki yaptığın yanlışlar ve para kayıpları seni rahatsız ettiğini gösteriyor. Merak etme. Burada gösteren enerji kesinlikle ve kesinlikle 2 vakittir yolunda gitmeyen işin ve maddiyatınla alakalı. Burada ayın 7'sinden sonraki sürede güzel fırsatlar, iş fırsatları, maddi anlamda rahatlamaların olacağını gösteriyor sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu. Plan ve projenin yerinde gitmeyen kişiler de var burada. plan ve proje kurmuştur. Yerinde gitmeyen kişiler de vardır. Onu sanki bir iki ayrıntı var burada. Genel baktığımız için tek tek yorumluyorum. Şimdi burada ilişki durumunda senin gözlemlediğin ve senin çabalarınla ortaya çıkmış bir yalandan bahsediyor. Karşı tarafın, aklındaki kişi, evli olduğun kişi olabilir, düşündüğün kişi olabilir, sevdiğin kişi olabilir. Onunla arandaki ilişki durumunda kendi çabalarınla, kendi isteğin ve kendi gözlemlediğinle bir yalanını, bir ihanetini, yani ihanet demeyelim de yalan dolan, yani seni uyutmuş olarak gösteriyor gibine geliyor. Yani senin düşüncen tabii ki onu gösteriyor. Bunun açığa çıkacağını gösteriyor. Bu burada yine ayın 5'ini gösteriyor. Ayın 5'inde bir yalanın ortaya çıkması sizi üzebilir. Bu işle de alakalı olabilir, aşkla da alakalı olabilir. İkinci açıklaması nedir? Plan kurmuşsun, uzun uzun düşünmüşsün, uzunca emek sarf etmişsin. O planla alakalı gözlemlediğin planda duraksamalar, olumsuzluklar ve sana sözde vaatte bulunmuş bu planla ilgili birisinin sana yaptığı yanlışın ortaya çıkacağından bahsediyor. Şimdi burada kılıç ikilisi ve gül beşlisi diyor. Kılıç ikilisi harikulade yalan dolan ve ihanetin kartıdır. Hani ihanet dediğimde direkt özel hayatınıza odaklanmanızı istemiyorum. İhanet nedir? Arkadaşın da senin arkandan iş çevirip sana yalan söyleyebilir. Bu da bir ihanettir. Böyle düşünün. Bunun gelişi ayın 2'sine ve 12'sine dikkat edin. Ayın 5'ine ve 15'ine bu konularla ilgili dikkat etmenizde fayda var diyor kartlar. Gücünü ve güç kartı çıkardı. Ayın 8'i ve ayın 1'i 11'i çok önemlidir. 1, 11 ve 8 yolculuk yapacağını gösteriyor. Yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler. Kesinlikle bunu yapman gerekiyor. Senin gücüne, kuvvetine güç katacak, işine güç katacak ve çıkacağın yolun başında olağanüstü bir başarı var. Bilgin olsun. Tarihleri söylüyorum hepsini. Beklemen gerekti diyor. 13'üne kadar bekle diyor. Bazı işlerde hareketlenmeler, ciddi adımlar, hayatınla ilgili özel konular ve senin hayatını değişebilecek ne varsa ayın 13'ünden sonra yaparsan çok önemli gelişmeler alırsın. Çok önemli geri dönüşüm alırsın bundan. Ayın 13'ünde her şekilde hayatında ciddi adımlar, hani kadersel değişim derler ya, bitiş, yeni başlangıç, böyle bir enerjiden bahsediyor 13'ünden sonra. Burada kartın önerisi ciddi konuları bekleyin. Ciddi konularda beklemen gerekiyor 13'üne kadar. 13'ünden sonra önemli konularla ilgili hareket edebilirsin. Bunu özellikle söylüyorum çünkü 13'ünden sonra hareket edersen çok ciddi verim elde edebilirsin sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Şimdi bir kahvemize de bakalım mı canlarım? Nazarınız var, sıçrayışları gördünüz mü? Bir sanki sizi takip eden insanların enerjisi var üzerinizde. Ama tertemiz de bir kapınız var, ışık yolu var. Kahvenin içerisindeki enerjiyi tamamen tabağa atmış. Burada yay burcu ve yükseleni yay olan, isminde A harfi, L harfi, M harfi olan, isim soy isminde olan kişiden yay ve yükselen yay burcu bir haber alacağınızı gösteriyor. Bu haberle beraber bir sevinç, gözyaşınız var. Duygusal ilişki olabilir, duygusal hayatınızla ilgili olabilir. Bak burada yine yay burcunu çıkarmış. Yaylarla aranızda bir ilişki durumu veya ortak işler varsa bir hareketlenme olacağını gösteriyor kesinlikle. Özellikle ayın 5'ini gösteriyor. Bir de 15'i 5 vakit diyor. 15'i de 5 sayılır. Şimdi burada mahkemesi olan, karmaşık işlerin içerisinde olan o ikizler ve yükselen ikizleri biraz sıkıntılı gösteriyor. Ben sana boyun eğmem gibisinden, senden özür dilemem gibisinden maalesef gidip ondan özür dileyeceğini gösteriyor. Çünkü burada haksızlık var ve haksızlığı yapan kişi sensin. 4 kişi arasında olan bir konu. Bu aile de olabilir. Çünkü küçük bir konudur. Çok fazla şeyden bahsetmiyor. Bak miras davası da olabilir. Aile içerisinde sıkıntılar, tartışmalar yaşanmış olabilir. 4 kişilik bir aileden bahsediyor. Sizinle 5 kişi. gideceksin ve özür dileyeceksin. Sen yanlışını anlayacaksın. Bence yapman gerekiyor. Gereken de budur. Şimdi burada ikili ilişkilerde üçüncü kişilerin müdahalesiyle beraber tartışmalar, kıyametler var burada. İlişki durumu, evlilik de olabilir. Çok ciddi tartışmalar var burada ve bu tartışmaların patlama noktası ayın 7'si 14'ü. 7'si ve 14'ü bu ilişki durumunuzda, bu üçüncü kişilerin müdahalesi olan ilişki durumunda ciddi patlamalar yaşanacak. Bitişler olabilir. Sabırlı davranmanızda fayda var. İsminde Ç harfi, A harfi, C harfi. İsminde L harfi. Bu tarafa gelince F de var. Edirne'nin E'si de var. İsim ve soyisimde bu harfler olan kişiler. Yeni başlangıçlar, işte başarılar. Ortak işler yapacağınızı gösteriyor. Burada 3 kişinin konuşması ile beraber ortak bir iş başlangıcının yapılması çok güzel verim alacağınızı gösteriyor. Yapmanız gerekiyor. Şimdi ikilemde kalan ikizler var burada. İkilemde kalmışsınız. Bu nedir? Özellikle iş hayatında alakalı. Bu işimde devam edeyim mi, yeni işe başlayayım mı? Kesinlikle yer değiştirmeniz gerektiğini gösteriyor. Eğer böyle bir fırsatınız varsa ev değiştirme, mekan değiştirme, şehir, yol yapma ve iş değiştirme. Değişimin size çok önemli getirisi olacağını söyleyebilirim. Maddi anlamda rahatlayacağınızı gösteriyor. Tertemiz bir kapı var burada. Özellikle burada seni aşağı çeken, senin motivasyonunu geri çeken kişilerin olduğunu gösteriyor. 2 kişi seninle burada uğraşıyor. Sizi ayırmaya çalışan 2 kişi var. 2 tane yılan. Dikkatli olmanız lazım. Özellikle dişil ikizler ve yükselen ikizleri daha ağırlıklı gösteriyor. İlişkilerinize dikkat edin. İlişkilerinizde sallantılar olabilir. Yani üçüncü kişilerin müdahalesiyle. Bundan bahsediyor. Maddi anlamda rahatlayacağınızı gösteriyor. Burada para kaybı, borcu olan ikizler de var. Burada kaygı içerisinde olan ikizler burcu var. Buradaki para kaybını, pardon, maddi rahatlama olacağını gösteriyor. Ayın ikinci yarısını, yani 10'undan sonra parayla alakalı işlerinizi 10'undan 13'ünden sonraya bırakın arkadaşlar. Çünkü çok güzel verim alacağınızı gösteriyor. Eğer böyle yaparsanız bak, 10'u ve 13'ünden sonra hareket etmen gerektiğini gösteriyor. Karışıklık var. Yani bu dönemde karışıklık, kavgalar, tartışmalar yaşayabilirsin. Özellikle toplulukla alakalı ve aile içerisindeki tartışmalar. Ama bu tartışmalar sizin lehinizedir. Çünkü daha güzel oturacak bir beraberlik veya daha güzel işinin oturacağını gösteriyor. İsminde J harfi, A harfi, İ harfi, R harfi, isim soyisminde olan kişiler kesinlikle bir yere imza atacağınızı gösteriyor. Bir yere imza. Burada ne var? Beşli vakitlerde ayın 5'i ve 15'i harfleri saydım. İsminde bu harfler, soy isminde bu harfler olan kişiler yeni başlangıç yapacağınızı gösteriyor. Bir pişmanlık içerisindedir hatta bu kişi şu anda, ama ileriye dönük beşli vakitlerde bir başlangıç yapacağını, sanki bu olumsuzluğun içerisinden seni elini atıp çıkaran birisi var. Bu kişi ateş, Koç, Aslan, Yay gösteriyor bana. Yükselen burcu da Koç, Aslan, Yay burcu olabilir canlarım. Fırsatınız, şansınız, bereketiniz bol olsun inşallah. Çok güzel bakım oldu. Gerçekten çok da fazla uzatmak istemiyorum. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Sizi seviyorum sevgili ikizler. Yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Hoşça kalın, güzel kalın.